Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkman Radyo Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit bugün sanatçı İlyas Hızır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Başbakan Muhammed Chia Sudani, Basra'daki Şalamca sınır kapısında demir yolu bağlantısı projesinin temelini attı. Buradan seslendik. Hukuma merkeziye hiçbir vakit Kerkük'ün kadıyasında ve Kerkük'ün umurunda hiçbir kararat alınmasın dönmeyinde. Kerkük Türkmen Milletvekilleri Erşat Salih ile Garip Asker basın toplantısı düzenledi. Bu gece elhamdülillah şeyler geldiğinde yeriyle hizmet baktı maşallah çok iyiydi. Gece geç saatlerde Kutsal Kerbela Şerri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek için ziyaretçiler yürüyüşlerine devam ediyorlar. Ordu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdurrahim Yarala Başkanlığı'nda bir güvenlik heyeti Kerkük'e geldi. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit bugün sanatçı İlyas Hızır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi ve merhumun Irak sanat tarihine özel bir miras bıraktığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reşit Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Irak sanat tarihine özel bir miras bırakan büyük sanatçı İlyas Hızır'ın vefat haberini aldık dedi. Büyük sanatçı İlyas Hızır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz ifadesini kullandı. Başbakan Muhammed Chia Sudani Basra iline yaptığı ziyaret sırasında Basra'da Nerjus GRP cam takviyeli plastik boru üretim fabrikasının açılışını yaptı. Açıklamaya göre Başbakan Es-Sudani açılış töreninde yaptığı konuşmada Nerjus GRP cam takviyeli plastik boru üretim fabrikasının modern ekipmanlar, muayene cihazları, ham maddeler ve bu tür borularla ilgili teknolojiler açısından Irak'ta ilki olma özelliği taşıdığını belirtti. Ve bu tür borular altyapı projeleri için gereken ve önceden Irak dışından ithal edilen malzemeleri yerel olarak üretebilme kapasitesini temsil ettiğini açıkladı. Başbakan Muhammed Chia Sudani Basra'daki Şalamca sınır kapısında demiryolu bağlantısı projesinin temelini attı. Başbakanın basın ofisinden alınan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Chia Sudani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhribir'in bulunmasıyla Basra'daki Şalamca sınır kapısında demiryolu bağlantısı projesinin temelini attı. Başbakan Muhammed Chia Sudani demiryolu bağlantısı projesinin ulusal ekonominin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Başbakan Es-Sudani, Irak ve İran arasında demiryolu bağlantı projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada Arbain ziyareti günlerdeyiz ve Irak içinden ve dışından kara, hava ve deniz yoluyla dünya ülkelerinden ziyaretçilerimiz vardır dedi. Ve ziyaretçilerin büyük bir kısmı İran'dan gelmektedir ve Irak'ın tüm sınır kapılarında gelen ziyaretçilerin sayısı 3 milyona yakın, Şalamca sınır kapısından gelenlerin sayısı 700 bini aştı dedi. Bu meşru' yumethilu rakizeten okhra fi tariq ta'zizil buna't tahtiye li iqtisadina'l vatani ve raf'i kudretil Irak ala't tawasul ma' duwal'l juwar واستقبال المسافرين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلدان وسط آسيا عبر مشروع الربط السككي الذي طال انتظاره وخضع لسنوات من النقاش والبحث هذا المشروع يمثل ركيزة أخرى في طريق تعزيز البنى التحتية لاقتصادنا الوطني
ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار واستقبال المسافرين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلدان وسط آسيا عبر مشروع الربط السككي الذي طال انتظاره وخضع لسنوات من النقاش والبحث على مدى كل الحكومات السابقة حتى تم الاتفاق على إكماله بين البلدين عام 2021 وفي هذه الحكومة واستنادا إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تكللت بإكمال وزارة النقل ومحافظة البصرة كل متطلبات تنفيذ المشروع حيث تمت المصادقة على المسار الجديد والبدء بإدراج المشروع في وزارة التخطيط وتهيئة إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة. Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı karargahının KDP'ye teslim edilmesine dair çıkan karara karşı protestolar günlerdir sürüyor sevgili seyirciler. Bu konuyla ilgili Kerkük Türkmen Milletvekilleri Erşat Salih ile Garip Asker bir basın toplantısı düzenlediler. İnay karar yahus muhafazat Kerkük dün ahd rey mümethili mükevvinatıha ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني وتدهور السلم المجتمعي وخير مثال على ذلك هو قرار لإخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وما يحصل من قطع الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك وأربيل نتيجة اعتصام الجماهير لأكثر من 5 أيام وهم يطلبون adam ihla al maqar. Türkmen naibleri Kerkük'ten buradan seslendik. Hükümet merkeziye hiçbir vakit Kerkük'ün kadıyasında ve Kerkük'ün umurunda hiçbir kararat alınmasın. Dönmeyinde mümessilin milletin mümessili ki Türkmen olsun, Kürt olsun, Arabi olsun. 5 gündür Kerkük görürük. Erbil'den Kerkük yolu bağlanıp ve müdaharat çıkıpla, heyem kurulupla ki hükümetin bir kararı var. Makar mütekaddimi boşaltmak ve teslim etmek özün Hizb-ül Demokratiye. Ve buradan her vakit diyarı hükümet merkeziye ve kafetül kuteli siyasiye hiçbir vakit Kerkük'ün konusunda ve Kerkük'ün kararatında gerekin bütün mümessiller, mükevvünetler hazır olsun. Ve bir karar da alınırsa kararı cemaî ve kararı siyasi ve bütün mümessilin mükevvünetler hazır olsunlar ki hiçbir vakit bu ezmeye düşmeyelim. Ve bizim de nezarımızda ve bizim de görüşümüzde ister hükümet merkeziyeden ve devlet reisi üzerinden kaydı am kuvvetli müsellahadan tereyyüt bu kararın üzerine ki ögümüzde gelecekte seçim meclis muhafaza var ve seçim bitenden sonra bu kararı ister kaza var kanunla ve icraat alınsın özüne ve millette şer'a çıkmağı boşuna dögü ve millet de bir günde sahibi karardı. Millet de istediği vakit rayını edebili hükümeye ferz etsin. Ve istedik tereyyüt bu kararın içinde ve bu karar tereyyüt olunsun. Ba'ma ba'del intikabat mecalisi muhafazat ve her kararda diyarık bir de diyarık alınırsa mümessilinin mükevvünat hazır olunsun kararı siyasede ki herkesin rayı olsun ve bir karar alınsın ki bütün düşman milletine, Arabe ve Kürde ve Kerkük'e hizmet olunsun. Kerkük hapımız biliriz bir muhafaza hassasa, bir hassas bir memleketti ve bunun içinde bütün mükevvünat var ve mükevvünatın rayı olmadığı zaman meşakile ve bu ezmeye düşeceğiz. Bu inşallah da hükümetten isteriz ve tevasılımızda ve mübaşir dozlarıyla ve irtibattayız. Bu kararın üzerine tereyyüt olunsun ve mütedaharlar dönsün evlerine ve makar mütekaddim amelini ve işini aynı yerinde mümarese etsin ve İntikabatı meclis muhafazadan sonra o karar siyasi aynen bütün mükevvünat otursun. Bir kararı siyasi bil icma alınsın ki bütün Kerkük'e ve Kerkük milletine hizmet etsin. Bu her vakit isteriz milletimizden ve çok da teşekkür ederiz ki her vakit durupla siyasilerin dibinde ve siyasiler de her vakit milletin yanındadırlar. Bizler ki nüvab, an Kerkük, an Komiye, Türkmaniye, mümessili, şaab her vakit milletimizin yanındayız ve her vakit Kerkük'ün yanındayız.
ve her vakit Körkük'ün emin ve istikrarını istemişik ve isterik de ve dururuk da. Ve indi görürsünüz de Körkük hamdolsun emni amandı ve istikrar var ve hadamat var ve meşari var ve buna hifaz etmek için hükümeden istiyarak bu karardan bir de tereyyüt edilsin. Ve inşallah ziyaret 40'dan sonra Bağdat'ta iştimaimiz var. Devlet-i Reis-i Vüzara mümettilinin mükevunatı Körkük. Ki bir karardan çıkalım ve bu kararda bütün Körkük milletine Türkman olsun, Arap olsun, Kürt olsun hizmet etsin. Başbakan Muhammed Şia Sudani Şalamca sınır kapısı üzerinden gelen ziyaretçilerin taşınma sürecini takip ediyor. Başbakanın basın ofisinden alınan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şia Sudani, İmam Hüseyin Aleyhisselam Harbiye'nin ziyaretine katılmak üzere Şalamca sınır kapısı üzerinden gelen ziyaretçilerin taşınma sürecini İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbiri ile birlikte takip etti. Ziyaretçiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Arbaîn merasimini canlandırmak amacıyla Kutsal Kerbela'ya yürümeye devam ediyorlar. Rakya Haber muhabirleri ziyaretçilerin çeşitli illerden yoğun bir harekete tanık olduğunu ve çok sayıda Arap ve yabancı ülkenin kara ve hava limanları üzerinden akında işaret ettiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Salih Mehdi El-Hasnavi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gerçekleşen Arbaîn merasimlerini Kutsal Kerbela'da sağlık destek planından uygulanmasını denetledi. Sağ operasyonları merkezini ziyareti sırasında El-Hasnavi sağlık planının tıbbi müfrezelerin konuşlandırılmasının ve işin ilerlemesini gözden geçirirken ziyaretçilere sağlanan sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinmek için bir dizi sağlık kurumuna teftiş ziyareti gerçekleştirdi. Gece geç saatlerde Kutsal Kerbela şehrine İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek için ziyaretçiler yürüyüşlerine devam ediyorlar. İmam Hüseyin aşkı zamanlarla sınırlı değil. Gece yarısı yorulmadan ona doğru yürüyenleri görürsün. Vallahi hadamet iyi elhamdülillah. Hadamet yanımızda başlar ile saat 5'ten ile geceye kim bu vakta kimin. Günüz biraz sıcaktı. Zahmet oluyor. İşte gece yeri alem. Şimdi da yine inşallah o bir gün daha kuvvetli olur. En kuvvetli hizmet şimdi artık yine böyle başlar yanımızda. Vallahi ecva sıcaktı. İşte zahmet oluyor biraz. Ve gece biraz berekatli oluyor. Maşallah mevakip hizmette durdular. O gece de elhamdülillah şeyler geldi indi yeriyle. Hizmet baktı maşallah çok iyiydi. Bu gruplar gece gündüz yürüyor. Çünkü içlerindeki sevdikleri için yorulmazlar. Cuhut kuvvetlemliğe maşkurdu. Cemiyah bir ka'al alem. Kum bu cinsiyelerden hademet hademliyle burada. Ve tıklil ekber Irak'ıyla aradı inşallah. Keram-ı Irak'ıyım burada biliniyi. Akisli aleme bu beladın keramın ennehu bu sıfırı kuruptular. Cemiyah bu muhafazat-ı Irak. Kumsu çıkıp diyorlar. Likhidme zuvara bi Abdillah el-Hüseyin aleyhisselam. Aziz seyircilerimiz görüyoruz şimdi biz Bağdat yolları gerçekten burada olan insanlar Humsu üzleri İmam Hüseyin yanına da lakabül eylesin. Her yerden gelen var. Irak'ın Hum muhafazalarından, Hum akdiyalarından her yerden gelip diller. Ondan da hayra bizim Irak'ın yazdığı olan bu komşularımız olsun. Her devletlerden yetişip diller buraya Allah kabul eylesin Humsu'na. Her gelen buraya bakmıyor. Ne sıcağa, ne sağuğa, bir şeye bakmıyorlar. Humsu'nun üzü İmam Hüseyin yanında. Dürüstlük Komisyonu Cumhurbaşkanlığı Medya Dairesi eski genel müdürüne karşı celp emri çıkardığını duyurdu. Dürüstlük 2. Kar Soruşturma Mahkemesi savcısının eski genel müdürün hesabını açıklamakla görevlendirilmesine rağmen meşru bir mazeret olmaksızın mali açıklama beyanı vermekten kaçılması için hakkında celp emri çıkardığını bildirdi.
Ordu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdurrahmir Yaralı'a başkanlığında bir güvenlik heyeti Kerkük'e geldi. Savunma Bakanlığı'ndan alınan açıklamaya göre Ordu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdurrahmir Yaralı başkanlığında bir güvenlik heyeti genel güvenlik durumunu ve askeri bilimleri denetlemek için Kerkük'e geldi. Petrol Bakanlığı Haziran ayı gelirlerinin 8 milyar doları aştığını duyurdu. Petrol Bakanlığı'ndan alınan açıklamada Arak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO tarafından yayınlanan kesin istatistiklere göre geçen Haziran ayında ham petrol ihracatının toplamı 106 milyon 122 bin 874 varil olarak gerçekleşti ve bu ihracattan elde edilen gelirlerin 8 milyar 846 milyon dolar olarak kaydedildi. Sevgili seyirciler, Ukraynalı çocuklar yeni okul yılının ilk gününü kutluyor. Ukraynalı çocuklar Poğuş'taki bir okulun küçük avlusunda yeni okul yılının ilk gününü kutlamak için toplandılar. Veys Venkas olarak bilinen Ukrayna işlemeli gömlekler giyen birinci sınıf öğrencileri ellerinde çiçek demetleriyle sahnede sırayı girdiler. Duygularını saklamakta zorlanan veliler kalabalık arasında çocuklarına el sallayarak fotoğraf çektirdi. Ancak Ukrayna Milli Marşı'nın çalınmasıyla şenlik atmosferi hızla değişti ve ardından ölen Ukraynalı askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Çocuklar sahnede sessizce durarken izleyicilerden bazıları sessizce gözyaşlarını sildi. Sürekli füze tehditleri ve hava saldırısı sirenleri nedeniyle öğrenciler eğitimlerini sıklıkla bomba sınavlarında ve uzaktan yürütmek zorunda kalıyor. Ukrayna'daki pek çok okul tüm öğrencilere güvenli bir alan sağlama kapasitesine sahip değil. Bu da onları hibrit bir öğrenme modeli uygulamaya yönletiyor. Bu yaklaşıma göre öğrenciler bir hafta okulda, bir sonraki haftada evde öğrenme arasında geçiş yaparlar. UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Rengine de Dominings, Ukrayna genelinde devam eden saldırılar ve ev sahibi ülkelerdeki düşük düzeydeki kayıt oranının Ukrayna'daki 3 ile 18 yaş arası 6.7 milyon çocuğunun öğrenmede zorluk yaşamasına neden olduğunu söyledi. UNICEF'e göre Ukrayna'daki çocuklar COVID-19 salgını ve savaşın orta etkisi nedeniyle Ukraynaca dilinde, okumada ve matematikte yaygın öğrenme kaybı yaşıyor. Bu da eğitimin 4. yılında kesintiye uğramasına neden oluyor. Poğuş'taki okulda kalabalığı en aza indirmek için cuma günkü okula dönüş kutlamalarına yalnızca 1. sınıf öğrencileri, son sınıf öğrencileri ve ebeveynleri katıldı. Tören sırasında çocuklara seslenen okul müdürü Michael Nikonji, ikinci yıla savaş koşulları altında başlıyoruz dedi. Eğitim kurumu cephe hattına yakın Kargiv, Kherson, Lonsek ve Donetsk bölgelerinden ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 100 çocuğu ağırladı. Sevgili seyirciler, Brezilya'da metal fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Devlet yetkilileri Brezilya'nın güneyindeki bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 12 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Vali Tersko de Freitas sosyal medyada yaptığı açıklamada São Paulo eyaletinde kırsal kenti Caprova'daki patlama alanına düzinlerce itfaiyeci ve kurtarma ekibinin gönderildiğini söyledi. Cabreva, São Paulo şehrinin yaklaşık 90 kilometre 60 mil kuzeybatısında yer almaktadır.
Görüntülerde patlama nedeniyle fabrikanın tamamen yıkıldığı görülüyor. Yerel medya kuruluşları patlamanın ekipmanın aşırı ısınması nedeniyle tetkinlediğini ve bölgedeki hastanelerin çok sayıda yaralı hasta akını olacağı konusunda uyarıldığını söyledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru birden fazla seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Kore füze denemeleri için hız kesmeden sürdürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin yerel saatle 04.00 sıralarında Sarı Deniz istikametine birden fazla seyir füzesi fırlattığını bildirdi. Askeri darbe yapılan Orta Afrika ülkesi Gabon'da General Rice'in geçiş döneminin lideri olacağı duyuruldu. Devlet Başkanı Ali Bongo ev hapsinde tutuluyor. General Rice'in başkent Lilal'da omuzlarda taşındığını gösteren görüntüler paylaşmıştı. Pakistan Afganistan sınırında düzenlenen askeri operasyonlarda 3 Pakistan askeriyle 2 militanı yaşamını yitirdi. Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamaya göre güvenli güçleri istihbarat raporlarının ardından Kuzey Veziristan'ın Miran Shah kentinde operasyon başlattı. Militan çıkan çatışmada operasyonu yöneten binbaşının yanı sıra bir askeri hayatını kaybetti. Çatışmada bir militan öldü, diğeri yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini söyledi. Macron yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir liseyi ziyaret etmek için gittiği Vosoklas eyaletinde okullarda öğrencilerin abaya giymesinin yasaklanmasına ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu. Bu yasak konusunda taviz vermeyeceklerini ve kararlı olduklarını dile getiren Macron bu kararlılığın sözde kalmayacağını uygulamada geçireceğini ifade etti. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit bugün sanatçı Yasadır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Başbakan Muhammed Chia Sudani Basra'daki Şaramca sınır kapısında demir yolu bağlantısı projesinin temel taşını attı. Buradan seslendik. Hükümet merkeziye hiçbir vakit Kerkük'ün kadıyasında, Kerkük'ün umurunda hiçbir kararat alınmadı. Kerkük Türkmen Milletvekilleri Şah Salih ile Garip Asgar Bas'ın toplantısı düzenlediler. O gece elhamdülillah ama şeyler geyleyin diğeriyle. Hizmet bekti maşallah çok iyiydi. Gece geç saatlerde Kutsal Kerbela şehrine İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek için ziyaretçiler yürüyüşlerine devam ediyorlar. Ordu Genelkurmay Başkanı Kor General Abduremir Yarala Başkanlığı'nda bir güvenlik heyeti Kerkük'e geldi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.